Günümüzden 2000 yıl kadar önce Romalı askerlerin kamp alanı olarak kurulan ve bugün Almanya'nın en büyük dördüncü kenti olan Köln'den herkese merhabalar. Bu videoda size Köln'de gezilmesi gereken, görülmesi gereken yerleri göstereceğiz. Arkamda bulunan Köln Katedrali'nin yapımına 1248 yılında başlanıyor. Fakat tamamlanması 632 yıl sürüyor. Yani 1880 yılında ancak tamamlanabiliyor bu katedral. Bunun sebebi tamamen maddi yetersizlikler. Ama insan bir yandan da paran yoksa bu kadar büyük bir yapı yapmaya niye başladığını birilerinin anlayamıyor. Günümüzde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, Köln'ün simgesi olan ve şehrin her yerinden görülebilecek büyüklükte ve ihtişamda olan bu yapı 157 metre yüksekliğinde. İçeriye girmek tamamen ücretsiz, fakat kilisenin bazı yerlerini ziyaret etmek için ekstra bilet almak gerekiyor. Bunlardan biri de katedralin kulesi. Kulesine çıkıp şehri ve Ren Nehri'ni yukarıdan seyredebiliyorsunuz ama 500 küsur basamağa tırmanmanız ve 6 euro ödemeniz gerekiyor. Biz bugün kuleye çıkmayacağız ama size katedralin içini göstereceğiz. Gelin birlikte katedralin içine girelim. Bu muhteşem yapının içi nasıl gözüküyor onu da görmüş olalım. Köln Katedrali gerçekten inanılmaz büyük. İçi de öyle aynı şekilde. Bizi en çok bu kadar büyük olması etkiliyor aslında. Vitrayları da gerçekten çok etkileyici. Aynı zamanda çok fazla heykel de bulunuyor içeride. Köln'e gelmişken kesinlikle dışarıdan ve içeriden görmeniz gereken bir yapı burası. Şu anda Köln Katedrali'nin bulunduğu meydandayız ve arkamda bulunan birane, burada ünlü bir birane. Aslında Köln'ün birası meşhur ve bu biranın ismi Kölsch. Bunu birçok yer yapıyor ama hepsinin tadı birbiriyle aynı değil. Yani kendi yöntemlerine göre yapıyorlar. Ama hepsine Kölsch deniyor bu biraların. Biz bugün bir yerde oturup bira içmeyeceğiz. O yüzden size daha önce gelip oturduğumuz ve beğendiğimiz bir yeri tavsiye edelim istedik. Katedralin buradaysanız hemen bu arkamda gördüğünüz yere girip böyle küçük küçük bardaklarda Kölsch birasını tadabilirsiniz. Şimdi biraz acıktık, biraz daha gezmemiz lazım. Ne yiyeceğimiz de belli aslında, bugün onun planını da yaptık. Ama şu an Almanya'nın simidi olan pretzeli aldık biraz bizi tutsun diye ve üstünde böyle fındık fıstık badem parçaları var. Tatlı anladığımız kadarıyla normalde tuzlu oluyor bu. Bir tadalım bakalım nasılmış. Bence gayet iyi ama tatlı, hatta bayağı da tatlı. Ne kadar verdik Burçak buna? 2.85 verdik. Burçak bayağı beğendi bu arada. Biraz böyle tahinli gibi. İçi de şöyle. Gestapo kelimesini hemen hemen hepimiz duymuşuzdur ama tam olarak nereden geldiğini belki birçoğumuz bilmiyordur. Gestapo aslında Hitler döneminde gizli siyasal polis örgütüne verilen ad Almanya'da ve arkamızda bulunan bina Gestapo tarafından, yani bu gizli polis örgütü tarafından 1935 ve 1945 yılları arasında kullanılmış. Rejimin karşıtlarına, azınlıklara işkenceler yapılmış, onlar burada mahkum da edilmiş. Günümüzde müze olarak kullanılıyor. İçeri girmek kişi başı 4,5 euro ve bina aslında ismini Gestapo'dan önce burayı yaptıran sahibinin baş harflerinden alıyor. Gelin hep birlikte bu müzenin içini ziyaret edelim şimdi. Bu
Burada toplamda 10 tane hücre varmış aslında. Gestapo'lar bu binayı 1935'te kiraladıktan hemen sonra buraya bu 10 hücreyi inşa ettirmiş ve burada birçok insana işkence etmişler. Arkamda da bu hücrelerin içine yerleştirilmiş başka bir karanlık hücre bulunuyor. Eğer sizin çok ciddi bir suç işlediğinizi düşünüyorlarsa sizi buraya hapsediyorlar ve bu hücrede de size işkence ediyorlarmış. Hemen bu hücrenin bir yanında da Tola isimli Polonyalı bir kadının 2. Dünya Savaşı sırasında tutuklandığını, Almanya'ya zorla çalıştırılmak üzere gönderildiğini ve daha sonra erkek arkadaşının bir Polonyalı direniş örgütüne mensup olduğu anlaşıldıktan sonra buraya hapsedildiğini ve bu hücrelerin birinde yaşadığını anlatıyor. İlk hücre 4'te yaşıyor, sonra hücre 2'ye sevk ediliyor ve 15 kadınla birlikte orada tutuluyormuş. Böyle hikayelerde anlatılıyor bu hücrelerin içlerinde. 91 yılında kadın burayı tekrar ziyaret etmiş hatta. Onun da fotoğrafını koymuşlar. Onun için gerçekten çok duygusal bir an olmalı. ...1944 ile 1945 arası, yani Amerikalılar bu şehre girip savaşı bitirene kadar bu bahçede, bu binanın bahçesinde 400'den daha fazla kişiyi öldürmüşler. Şimdi müzeden çıktık. Bence 2. Dünya Savaşı ile ya da yakın siyasi tarihle ilgilenenlerin gerçekten beğeneceği bir müze. 2. Dünya Savaşı ile ilgili bilgiler var. Hem de aşağıdaki hücreleri görüp aslında pratikte neler yaşandığına dair birebir bilgiler de elde edinebiliyorsunuz. Biz sesli rehber almadan girdik ve içeride her şey Almancaydı doğal olarak ve İngilizce çevirileri de yoktu. Dolayısıyla bir şeyleri anlamakta bayağı bir zorlandık. Eğer buraya gelirseniz kesinlikle sesli rehber almalısınız. Şimdi Köln'ün en kalabalık, en işlek alışveriş caddesi olan Schildergasse'deyiz. Bunu arkamdaki kalabalıktan zaten anlayabilirsiniz. Bugün cumartesi günü. Dediğimiz gibi Köln Almanya'nın en büyük 4. şehri ve 1.1 milyon insan yaşıyor bu şehirde. Bu cadde genel olarak hiç fotojenik değil bence. Yani etraftaki binalar vesaire, mimari yeni ve kötü maalesef. O kadar kalabalık ki ilerleyemiyoruz. Gerçekten sıkışıp kalıyoruz bazen insan kalabalığının içinde. Şimdi de Hohenstrasse diye paralel bir caddeye girdik aslında. Burası da alışveriş dükkanlarının bol olduğu bir cadde. Ama adım atılmıyor. Şu an o yüzden bir sonraki durağımıza bir paralel caddeye geçip oradan ilerleyeceğiz. Alışveriş yapmak istiyorsanız kesin gelin. Bulamayacağınız şey yok muhtemelen burada. Ama alışveriş niyetiniz yoksa bu sokaklara adım bile atmayın özellikle hafta sonu. İnanılmaz kalabalık. En son ne zaman bu kadar kalabalık gördüm bir festival, bir kutlama haricinde Avrupa'da? Gerçekten hatırlamıyorum. Şimdi Ren Nehri'nin karşı tarafına geçiyoruz ve şehri oradan izleyeceğiz. Biraz da yürüyeceğiz Ren Nehri kenarında. Karşıya geçtiğimiz köprünün ismi Hohenzollern Köprüsü. Ve bu köprünün en önemli özelliği üstüne asılmış olan kilitler. Çiftler, sevgililer buraya gelip üstüne de isimlerini yazıp kilitlerini bu köprüye asıyorlar. Ve böylece aşklarını, sevgilerini sonsuza dek kilitlemiş oluyorlar bir nevi. Size şöyle söyleyeyim, ben hiçbir yerde bu kadar fazla kiliti bir arada görmedim. Köprüdeki kilit yoğunluğunu birazdan geçerken size göstereceğiz. Gerçekten inanılmaz fazla seviyede. Ne demek istediğimi şu an köprüde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. İnanılmaz fazla kilit var burada. Şimdi köprüden karşı kıyıya geçtik. Bu karşı kıyıya çok güzel oturma basamakları yapmışlar. Bu basamaklarda oturup manzaraların tadını çıkartabiliyorsunuz. Karşımızda Köln'ün katedrali ve eski şehri tüm güzelliğiyle duruyor. Biz de bu güzel manzaraların tadını çıkartmaya çalışıyoruz.
Bence şimdiye kadar şehirde gezdiğimiz en keyifli yerler buralar. Eğer Köln'e yolunuz düşerse kesinlikle karşı kıyıya geçin ve şehri uzaktan izleyin. Gerçekten çok keyifli. Bir zamanlar Galatasaray ve Antalya Spor'da da oynamış Alman milli takım oyuncusu Lukas Podolski döner işine girmiş Almanya'da. Bizim de sosyal medyada bu önümüze sık sık çıkıyordu. Bir Türk'le ortaklar beraber. Türk ortağın ismi de Metin Dağ bu arada. Merak ettik, denemek istedik buraya kadar gelmişken. Burada dükkanların olduğunu da gördük internetten araştırınca ve burayla ilgili bazı videoları izleyince. Köln'de bile 5-6 tane şubesi var ama maalesef etin tadını çok beğenmedik. Standarttı ya da belki biraz düşüktü bile. En azından karnımız doydu. Şimdi şehirden yavaş yavaş ayrılmıştık. Ayrılma vakti geliyor. Ama ayrılmadan önce Eskişehir bölgesinde, Köln'de dolaşacağız sokakların arasında. Kafeler, atmosfer şu an için güzel gözüküyor. Katedral'in orada size bahsettiğimiz Kölş birası bakın her yerde. Eskişehir'de de hangi kafeden geçersek geçelim bir Kölş görüyoruz. İçerisi de tıklım tıklım. Bugün cumartesi, yarın Almanya'da çok sessiz bir gün. Pazar günü buraya gelseniz kimseyi bulamazsınız sokaklarda. Ama cumartesi günü bayağı kalabalık. Almanya'ya gelmek için de çok ideal bir gün. Köln'e geldiğiniz zaman aslında göğe Köln Katedrali ile birlikte bir kilise daha yükseliyor. O da aslında Aziz Martin Katedrali. Köln Katedrali'nin resmen gölgesinde kalıyor bu yapı ama aslında o da çok eski bir tarihe sahip, 960 yılından kalma. Buraya kadar gelmişken görebileceğiniz bir yapı bu kilisede. Gerçekten mimarisi bu kilisenin de çok heybetli. Size bugün günümüzde kullandığımız kolonyanın isminin Köln'le nasıl alakalı olduğunu anlatacağım şimdi. 1709 yılında buraya bir İtalyan geliyor ve burada bir parfüm geliştiriyor. Geliştirdiği, ürettiği parfümün ismine de Türkçe çevirisiyle Köln suyu diyor. Köln birçok yabancı dilde kolon diye yazılıyor. Aslında o kolon kelimesi o parfümden evrile çevrile Türkçe'ye kolonya olarak geçmiş ve günümüzde bildiğimiz kolonya aslında Köln şehrinden geliyor. Peki Köln ismi nereden geliyor? Videonun en başında size bahsettiğimiz Romalılar buraya ilk yerleştiği zaman buraya kolonia demiş. Aslında koloni demek Latince'de. O koloniadan yani Türkçe'de koloni anlamına gelen kelimeden Köln türemiş. O Köln'den de kolonya türemiş. Mesela bakın burası eski belediye binası. Yani önüne şu yapıları niye yapmışlar? Yani şurada gördüğünüz kulenin sola uzantısı da var arkada belli. Gerçekten yapıyı şu öndekini yaparak biraz bizce katletmişler. Şimdi eski market denilen meydana geldik Köln'de. Burası en tarihi yerlerden bir tanesi. En eski binaların bulunduğu yerlerden bir tanesi. Mesela hemen sağımda eski belediye binası bulunuyor. Günümüzde birçok kafe, bar var burada ve çok canlı bir yer aslında. Yine bu meydan Köln'e gelmişken görmeniz gereken bir meydan, uğramanız gereken bir meydan. Zaten sokaklarda gezmek ve zevk almak istiyorsanız bu bölgeyi gezmeniz gerekiyor. Eskişehir ve eski meydan bölgesini gezmeniz gerekiyor. Videoyu kapatmadan Köln hakkında kısa ne hissettiklerimizden bahsedeyim. Bu şehir aslında büyük bir şehir. Yani bir bölgesine gidiyorsunuz çok farklı bir havası var. Mesela çok yeni yapılar, kötü mimari. Bir bölgesine gidiyorsunuz eski yapılar, güzel mimari. Yani nerede olduğunuza göre hisleriniz değişiyor ama bence büyük şehir olmasıyla alakalı biraz. Ben ilk geldiğimde şu an geldiğimden daha az beğenmiştim şehri. Mesela bu ikinci geldiğimde biraz daha ısındım. Öyle hissettim en azından. Havanın da iyi olması buna katkı sağlamış olabilir. Daha iyi bir havada gelirseniz kesin çok daha fazla keyif alırsınız. Mesela o Ren Nehri kenarında oturmak kesinlikle çok zevkli olacaktır. Köln'e daha iyi havalarda gelmenizi tavsiye ediyoruz biz. Videoyu bitiriyoruz burada. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.